Bugün arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi ilk önce bayağı önce bir hani normal bir hayatta çalışırken daha doğrusu hem çalışıp hem de ev işlerini yaparken Dorothy Smith birden kendisini kadınların sosyolojisini yapmayla baş başa buluyor. Yani bu hani erken feminist sosyologlardan birisi 1926 doğumlu görüyorsunuz. Yani diğer iki arkadaşa baktığımız zaman onlar 1940'lar falan, Dorothy Smith 1920'ler. Yani hani İngiltere'de hani eğitimine başlıyor. Sonra Kaliforniya Berkeley'e geliyor. Orada çalışmalarını yürütüyor. Sonra çocukları falan tekrar İngiltere'ye dönüyorlar. Amerika'ya dönmek istemiyorlar. O sırada işte 1960'lar, 1960'larda da Amerika'da bayağı bir Vietnam, anti-Vietnam savaşı var. Yani Vietnam'da Vietnamlıları öldürüyor Amerikalılar diye Amerika'ya dönmek istemiyorlar. Kanada'ya geçiyorlar. Kanada'da hani Kanadalı oluyorlar. Hani bayağı böyle bir mobilite var gördüğünüz gibi İngiltere, Amerika, Kanada. Kanada'da da şöyle bir kurum var. University of Toronto, Ontario Institute for Studies on Education. Evet bu. Ve orada uzun yıllar çalışıyor. Madem feminist şeyi de yapacaksın, burada feminist bakış açısı veya kadın bakış açısı, yani ilk bunu getiren o. Daha sonra mesela Hill Collins diye birisi var. O da bunu epistemolojide kadın bakışı diye bir şey geliştiriyor. Ve onu aynı zamanda siyahların kurtuluşuna da uyguluyor. Sonra işte Butler'da hani daha başka biçim alıyor ama ilk böyle hani kadın bakış açısı kavramını kullanan kuramcılardan birisi bu Dorothy Smith. Yani şöyle bir şeyden hareket ediyor. Biraz önce söylediğim gibi hani bir yandan çalışıyor, hani üniversitede çalışıyor veya bu enstitüde çalışıyor. Bir yanda da evde ev işleri var, tamam mı? Çocukların bakımı, çamaşır yıkamak, mahalledeki işler, alışveriş filan. Yani şimdi fark ediyor ki üniversitedeki iş, ki hani bölüm kadın o sırada, üniversitedeki iş ve genel olarak hani 1920'lerde kadınlar azınlıkta iş yerlerinde, erkeklerin hakim olduğu, yani hani sonra onu giderek onu hani doğa bilimlerinin, matematiğin, işletmenin, hani oradaki çalışan erkekler daha çok öyle bakış açısı. Yani giderek onun erkek bakış açısı olduğunu, kadınların deneyimlerini dikkate almadığını, böyle bir düz çizgisel, yani daha sonra kuramlarda da göreceğiz niye erkekler öyle, niye kadınlar böyle, Chodorow hani bunu daha psikolojik bir şekilde açıklayacak ama henüz Dorothy orada değil. Ama hani bir şekilde kadınların ve erkeklerin iş deneyimlerinin ve hayat deneyimlerinin çok farklı olduğunu ve bunun yani bir sosyolog olarak bunun kavramlaştırılması gerektiğinin farkına varıyor. Yani bir ihtiyaçtan yani doğru bir hani kadın bakış açısı. Peki o zaman kadın bakış açısından şey biraz genişlediğine göre veya hani kadın bakış açısı daha yerelden doğru bakış, daha evden doğru, mahalleden doğru, hani daha sonra Habermas'ı falan kullanıyor. Hani Habermas'ın yaşam dünyasından doğru veya hani mikrodan doğru bir bakış
sanatçı, erkeklerin ise hani daha evrensel işte fizik, kimya, mühendislik, daha evrensel bir bakış açısı, yani evrensel tırnak içinde tabii, hani sorguluyor bu evrenselliği. Yani genel olarak hani postmodernite ile birlikte sorgulanıyor ama postmodernite yok henüz, yani o bunu kavramlaştırırken, yani bu önemli, sorguluyor ve nasıl iş dünyasında hem de genel olarak piyasada, piyasa ilişkileri, kurumlar, yani kurumlarda nasıl metinlerin hakim olduğu, yani kadınların, hani yani bunun annenizde, babanızda, hani babanızda yaşamadınız da, annenizde, hele köyde okuma yazması olmayan kadınlar ilk defa hayatlarında, hani kocaları Almanya'ya gittiğinde, şehre çalışmaya gittiğinde, elektrik faturası ellerine geldiğinde, su faturası, hani eğer su elektrik varsa veya bir kasabanın bir mahallesinde, yani kadın böyle o eline alıp baktığı zaman çok, yani ne yazıyor burada? Yani belli ki bir şey yazıyor, önemli bir şey yazıyor. Yani çok az olan parasının önemli bir kısmı burada, onun ödemesi gereken bir para yazıyor burada. Hani böyle durumlarda ne oluyor? Hani eğer şanslıysa kadın, bir oğlu veya kızı ilkokulda okul yazmayı sökmüştür, matematiği sökmüştür. Anne, aman oğlum, oğluna veya koşar gider ve ona okudur. Yani kocaman kadının yani kendisinin nasıl bu modern kapitalist, evet kapitalist bunu kullanıyor, kapitalist piyasa ilişkileri karşısında genel olarak evde yaşayan, yani ev kadını olan, çünkü hani nükleer aile, kadın evde çocukları büyütecek. Yani büyük bir yüzdeyle 1920'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler, yani yakın zamana kadar erkek de iş dünyasında ekmeği kazanacak, geliri getirecek filan. Yani yani bu durumdaki bir kadının nasıl farklı bir toplumsal yaşamı, toplumsallaşması, dünyaya bakışı olduğunu fark ediyor ve sosyolojinin sadece hani makro bakışla, Parsons'ınki gibi, Althusser'inki gibi, Marx'ınki gibi, her ne kadar Marx'ın kavramlarını kullanıyorsa da, ama Marx öylesine makro düzeyde bakıyor ki Dorothy Smith onun için mesela Mead'den yararlanıyor. Yani Mead'in hani mikro düzeydeki çalışmalarından. Goffman belki de yok henüz. Yani Goffman paralel çalışıyorlar bu sırada. Clifford Geertz diye bir antropolog etnoloji nedir falan diye sorar. Yani etnoloji der yoğun betimlemedir. Yoğun betimleme. Yani bir yere gidip katılımlı gözlemle bütün şeyleriyle, ayrıntılarıyla, herhangi bir işte Bourdieu'nun yaptığı gibi kabileyi veya Geertz'in yaptığı gibi Lideki bir köyü veya falan, yani ayrıntılı mikro düzeyde inceleme. Dorothy Smith de diyor ki zaten hani kadın bakış açısını anlayabilmemiz için, kadının durumunu anlamak için onun mikrodaki, yani evdeki, ailedeki, mahalledeki durumunu anlamamız lazım. Yani ona katılımlı gözlem yapmamız lazım. Yani etnoloji yapmamız lazım. Yani hani eğer şehirde yaşıyorsa kentsel etnoloji yapmamız lazım. Yani katılımlı gözlemler. Ama diyor ki institutional ethnology, ne? Evet, institutional ethnology. Değil mi? Böyle diyor şey olarak. Yani institution dediğimiz zaman da biliyorsunuz kurumları paranteze alarak etkileşim düzenine odaklanabiliriz. Etkileşim düzenini paranteze alarak kurumlara odaklaşırız diyordu ya. Yani Dorothy Smith'in yaptığını hani yine kaç yıl sonra
20-30 yıl sonra benzer bir şeyi. Yani kurumlar dolayısıyla, yani şöyle, şimdi Giddens'ın Goffman'a eleştirisi neydi? Diyor ki Goffman ölmeden önceki sosyolojik kongresinde yaptığı konuşmada sadece etkileşim düzenine odaklanmıyorum ben artık, aynı zamanda kurumsal düzene de dikkat edeceğim diyordu. Yani ama kurduğu ilişkiler kurumsal, makro kurumsal düzenle mikro etkileşim düzeni arasında kurduğu ilişkileri Giddens zayıf buluyor. Zayıf. Oysa ki Giddens yapının ikiliği kavramıyla bu ikisini su, oksijenle hidrojenin birleşip su olması gibi birleştirmek gerekir diyor. Yani kuvvetli bir birleştirme. Anladınız değil mi? Yani makro ile mikroyu birleştirme meselesi. Yani yapının ikiliği kavramı yapıyla faili birleştiriyor biliyorsunuz. Değil mi? Ve etkileşim düzeniyle hani yapının geldiği kurumsal düzeni birleştiriyor. Yani onun için hani mikro makro aşağıya aşabiliyor. Aynı şeyi Dorothy Smith de yapmış. Neyle? İşte bu kurumsal etnoloji kavramıyla. Kurum makro, etnoloji mikro, katılımlı gözlem, kurumsal etnoloji, paradoksal bir şey. Anladınız mı paradoksu burada? Evet, mikro daha iyi anlamak için makro ile ilişkisine bakmamız lazım. Ama makroyu da sadece makro düzeyde değil, mikroyu, yani etnoloji mikroya odaklanıyor. Ama kurumsal etnoloji yaptığınız zaman veya etnolojik kurum çalışması yaptığınız zaman, yani mikro ile makroyu birleştiriyor. Paradoksal bir şey ama bu. Yani kadın bakış açısı diyor, mahalleden doğru, aileden doğru, kadının makro piyasa ilişkileri, kapitalist kurumlar, erkek egemen dünyadan o dışlanmışlığını odağa almamız lazım diyor. Ama orada da kalmamamız gerekiyor. Hani orada mikroda kadın ve çocukları, mahalle, aile, orada kalmamamız lazım. Ama oradaki çalışmamız etnolojik bir çalışma, katılımlı gözlem, niteliksel araştırma. Ama orada kalmamamız gerekir. Bu ailelerin hayatına giren kurumları da incelememiz lazım diyor. Yani su dağıtım kurumunu, elektrik dağıtım kurumunu, piyasa ilişkilerini, iş yerlerini, yani ekonomik kurumları veya hani belediyenin hani bir yerel yönetim kurumu olarak belediyenin merkezi devletle olan ilişki, yani ikisini birleştirmemiz gerekir diyor. Ama başlangıç noktası kadın. Yani mikro oradan doğru bütün makro kurumlara oradan doğru bakıyor. Feminist olarak bakıyor. Yani feminist olarak bakmaya ihtiyaç var çünkü dünya hani matriarkaldan, yani bunu kırmak üzere, kadını daha eşit bir konuma getirmek üzere hareketleri olmuş ama hala devam ediyor. Bunu artık herhalde kırmanın zamanı gelmiş. Öyle olur ya. Yani sorunlar çözüleceği zaman gündeme getirilir. Yani artık hani kadınların ikinci konumda olma durumunun anlaşılıp onların o durumdan kurtulup daha eşitlikçi bir duruma gelebilecekleri döneme geldik artık. Öyleyse yani erkek hakim bakışı dengelemek üzere açısını geliştirmemiz gerekiyor diyor. Yani dediği bu. Hani böyle bir başlangıç yapıyor. Yani durduğu hani Marksizm'de üretim ilişkileri başat durumda biliyorsunuz. Yani üretim ilişkilerinden doğru yaklaşılıyor. Ama Dorothy Smith yönetim ilişkileri diyor. Ha? Yani üretim ilişkilerini yeterli değil üretim düzeyinde durmak, yönetim ilişkilerine bakmamız lazım diyor. Çünkü erkek hakimiyet kurumların kadınlarla olan ilişkisi
üretim ilişkisi aynı zamanda diyor. Yani sadece üretim ilişkisi değil, hatta kadın üretim ilişkisinden dışlanmış zaten. Ama üretim ilişkisinden dışlandı değil. Hani aileye, mahalleye hapsedildi diye etkilenmiyor değil. Yine bütün bu kurumlar haneye, mahalleye, aileye uzanıyor ve onlar onunla başa çıkmak durumunda kalıyor. Yani metinlerle, makbuzlarla, yani daha nesnel bakış açısı, hani nesnel bakış açısı öylesine ağırlığını bastırıyor ki, hani kadın diyor, kadının nasıl daha insan ilişkilerini içten doğru, öznellikten doğru anlayarak bunun karşısına çıkması gerekir falan. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir kadın bakış açısı dediği böyle bir şey. Hani o zaman doğru erkek bakış açısının görmediği toplumsal ilişkileri görmek. Evet, nitekim zaten Dorothy Smith'ten sonra gelen bir sonraki kuşaktaki şuraya şey de koydum esasında bir tane bir okuma metni olarak koyduğum şu. Smith, Collins, Connell, Chodorow ve Butler diye, yani bu beş sosyolog, feminist sosyoloğu Smith, Collins, Connell, Chodorow ve Butler. Gördünüz mü burada? Bu işte Collins, bu siyah orijinli feminist sosyolog. O kadınların bu durumuyla, işte senin biraz önce sizin ettiğin etnik veya işte ırk, tabii ki yani değil mi? Siyah beyaz diye baktığımız zaman Amerika'da siyah azınlığın, zenci azınlığın konumuyla kadın azınlığı, yani kadın azınlık tabii değil tabii. Yani nüfusun yarısı ama hani üretim, yönetim ilişkilerine katılım açısından azınlık konumunda. Hani şimdi Dorothy Smith kendisi bir yandan hani işte bakımı, yani bir bakıma yani çalışan kadınlar üç iş yaparlar. Bir, piyasada veya kurumda, iş yerinde yaptıkları iş, evde gelip hani yemekti, bulaşıktı, çamaşırdı falan. Üçüncü işte çocuklarla duygusal iş. Yani ona hoşçal diye birisi ona üçüncü bir iş diyor. Yani duygusal iş. Yani hani duygusal olarak çocukla hani ilişki kurmak. Artık şimdi mesela modern babalar hani çocuklarıyla oynuyor, kızlarıyla, erkek çocuklarıyla falan hani, ama eski babalar hani hani böyle uzak, hani işte kız çocuğundan, erkek çocuğundan uzak durma, mesafeli, otorite, soğuk falan. Böyle bir durumda peki duygusal tatmini kim verecek çocuklara? İşte kadın üçüncü iş olarak. Yani çatallanma değil, ona üçlenme bile denebilir. Ama Dorothy Smith çatallanmadan söz ediyor. Yani gerçekten hani kadın iş dünyasına geldiği zaman, üniversiteye gittiği zaman erkekler gibi rasyonel, nesnelci, tamamen formal iş ilişkileri ve hani ve orada başarılı olmak durumunda, dışlanmamak için. Ama sonra gidip onu çıkarıp üzerinden hani mahallede, evde, ailede o duyguları anlayan, duygu alışverişinde bulunabilen diğer kadınlarla, çocuklarıyla ve kocasıyla, yani kocasını hani şey eden, yani işten gelmişler ama Belma önce anlatmıştır. Ya ben de işten gelirim, Bahattin oturur koltuğa, ben ya gazete okuyacağım der diye anlatırdı. Size anlatmamış henüz belli ki. Yani tabii hani ama o da işten gelmiş, ama o hani çocukların yemeğine giriyor veya filan. Hani bu iki bölünmüşlüğü kurumsal etnoloji yoluyla tamamlayabiliriz diyor. Yani bu çatallanmayı çatallanmadan
bir şey çıkarıyor. Bir yaratıcı, yani bir yeni yaklaşım çıkarmış oluyor. Kurumsal etnografi. Etnografi diyor. Etnoloji. Etnoloji de diyebiliriz tabii ama etnografi de diyebiliriz. İki türlü fail var burada. Yani bu çatallanmış bilinçle benzer bir şekilde bir hani etnik dünyasındaki hani daha sonra mesela Habermas'ta araçsal aklın hani araçsal aklın failliği, araçsal aklın failliği hani bir mühendisin failliğidir. Yani matematikler hesaplarını yaparsın, mühendisçe tasarımını çizersin, sonra buldozeri sokarsın. Hani, hani bu amaçlı faillik yani bu, tamam mı? Kadının failliği yani mikro evde tuzunu atar biraz faildir ama ne kadar küçük çaplı bir faillik. Erkeğin, mühendisin, müdürün, amirin amaçlı failliğinin yanında kadın failliği. Failin, hani, ama amaçlı failliğe vurgu yapıp amaçlı faillikten kadınların dışlandığını söylüyor, değil mi? Mikrodan doğru gidiyor makroya, doğru. Yani o bakımdan işte etnometodolojiyle, fenomenolojiyle, sembolik etkileşimcilikle bir yakınlığı var. Yani mikrodan doğru ama orada kalmıyor. Makro düzeydeki kurumları ve onların nesnelliğini ve onların nesneliğini kadınlar açısından kadınları nasıl dışladığını, yani bu o nesnelliğin o yönetim ilişkilerinin vurguluyor. Yani dolayısıyla hani nesnel kurumlar yönetim ilişkileri var. Mikro düzeyde de öznel faillik var. İşte kadınlar arası ilişkiler, çocuklar, mahalledeki ilişkiler var. Ama bunlar da ilişkili birbiriyle. Bunlar ayrı dünyalar değil. İşte bunu kurumsal etnografi, etnoloji yoluyla, yani sosyolojiyi işte bu mikrodan makroya doğru giden işte bir bakış açısı, kadın bakış açısı, öyle diyelim, onu unutmayalım. Kadın bakış açısından kurumsal etnografi yoluyla incelemeyiz diyor. Yani özeti bu. Dorothy Smith'in.